Merhaba arkadaşlar ve yeni bir videoyla karşınızdayım. Bu videoda size yeni yaptığım bir icat göstereceğim ama bildiğiniz gibi bir süredir yani ortalama 5 gündür icat videosu çekemedim. Çünkü okul çok yoğundu ve bu icadı sizin yaptıklarını, sizin istediklerinizi yapmaya çalışıyordum. Ve evet, biraz bazılarına zorlandım. O yüzden daha fazlası bekletmemek için şimdilik 2 tane yayınlamaya karar verdim. Ve bu arada bu map'i aşağıda linkini bulabilirsiniz. Ama şu an şurada bir sorun oluşturdum. O yüzden evet, ben oluşturdum sonra. O yüzden şimdi çalışmıyor. Yani size geldiğinde çalışmayacak ne yazık ki. Yine de şimdi size sizin istediklerinizi gösterelim. Öncelikle birisi benden kanat istemişti. Şu an ekranda görüyorsunuzdur. Ve şimdi kanadı yaptım ve kullanalım bakalım. Evet, öncelikle bu kolon açık olması lazım. Sonra detaylarını göstereceğim. Şimdi kendimize bu komut bloğunun içine komutla bir tane şey veriyoruz. Kanat. Evet. Şimdi gibi olmadı. Kanadı tuttuğumuz zaman bile uçmaya başlıyoruz. Kanat, gökyüzü sizin olsun. Kanadı giyelim. Ve uçmaya başlıyoruz. Kanadı çıkaralım. Tekrar düştük. Tutalım elimize. Gene yükseliyoruz. Ve tekrar indik. Bir kullanalım bakalım şu kanadı. Şuraya çıkmak için. Hadi sonra nasıl yapıldığını göstereceğim. Ah, değiştir. Heh. Peki çıkalım buradan. Ops. Tamam. Şimdi. Evet, survival'da da çalıştığını göstereyim. Tekrar. Oha. Az önce bir bug mı oluşturdum? Hayır. Nasıl böyle oldu hiçbir fikrim yok. Peki şimdi nasıl yapıldığına gelelim. Öncelikle bu iki komut bloğuna clock bağlıyoruz. Hepimize durmadan can veriyor buradaki clock. Buradaki clock da canımız 20'den fazlaysa diye kontrol ediyor. Gördüğünüz gibi bu cisimde bize art 0.1 can veriyor. Bu ne demek? Yani gördüğünüz gibi durdurayım. Şuradaki can arttı. O da onu algılayıp bizi bir yukarı teleportlamaya çalışıyor. Eğer canı 21 ise bir yukarı teleportla. Peki, umarım istediğin gibi olmuştur ve şimdi bir dahaki icada geçelim. Bir dahaki icatta benden bir arkadaşımız özel bir item yapmamı istemişti. Onu da yaptım. Gördüğünüz gibi ID'si 1000. En yakındaki önce 1000 ID'li şey var. Basıyoruz. Ops. Bakayım. Heh. Basamamışım. Evet, adı Serdar'ıyım. Aşırı radyasyona maruz kalmamak için güvenli bir yerde saklayın. Peki. Veya bunu kullanmak yerine şunu da kullanabilirsiniz. Ops, creative olmalıyım. Ama mesela içinde 1001 yazsaydı bize item'ı vermeyecekti. Gördüğünüz gibi. Sadece doğru ID yazdığınız oluyor. Ve hiçbir mod yok. Serdar'ıyım. Evet, gördüğünüz gibi verdim. Tekrar basıyorum, yine veriyor. Tekrar basıyorum, yine veriyor. Tekrar basıyorum, yine veriyor. Şimdi nasıl çalıştığına gelelim. Aslında bunun çalışma mantığı basit arkadaşlar. Öncelikle burada bir test, bu içinde komut bloğunu test ediyor ve komut bloğunun içinde şu komut yazıyor burada. Evet, eğer içinde slash gibi etp minecraft serdar uyum yazıyorsa bu torch sönüyor ki şu an yazıyor. Ve bu şey de aynı zamanda butona basıldı mı diye kontrol ediyor uzaktan. Yani bunu istediğiniz yere koyabilirsiniz. Eğer buradaki item basılı basınsa buradaki sinyal kesiliyor ve doğal olarak bu sinyal kesikse ve bu sinyalde kesikse bu torch yanıyor. Bu da bize çalışmayan bir spawn egg geliyor. Gördüğünüz gibi hiçbir şekilde çalışmıyor spawn egg. Çünkü bu eggler, ops, bu eggler aslında 1000 ID'si olan bir şeyi spawnlıyor ve ID'si 1000 olan bir şey olmadığı için boş. Ama her entity'de çalışmaz bu arkadaşlar. Sadece spawnlı yumurtası olan entity'lerde çalışır. Bu arada bu komutu ve bu komutu açıklamada bulabilirsiniz aynı zamanda. Aslında açıklamaya ne gerek var? Dünyayı size veriyorum. Sorun yok. Şimdi bu da şunun için test ediyor. O button'a basılıysa buradaki şey sönüyor. Evet, o yani aslında yanlış söyledim. Button'a basıldığında bunlar sönüyor. O yüzden
uyanıyor. Tamam, aynı şey. Burada da aynı sistemi kurdum ama tek farkı buraya bunu da ekledim. Burada dediği şey, içinde komut uyanın içinde bin yazıyorsa yine aynı şey oluyor. Yani bin veya Serdar Uyum aynı şey yapıyor içinde. Eğer bunun içinde Serdar Uyum olursa bastığımızda bir şey olmaz. Veya şimdi tekrar Serdar Uyum yazarsak normalde item bize gelmez. Geçen sefer gelmesinin sebebi ben buna bastığımda o basılı kalmıştı. O basılıyken ben hemen buna geçmişim. Şimdi evet. O yüzden. Neyse, biliyorum çok büyük bir icat olmadı şimdilik ama en azından sizin istediklerinizi yapmaya çalışıyorum. Eğer siz de kendi istediğiniz bir şeyin yapılmasını istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Her neyse, izlediğiniz için teşekkürler. Umarım siz de yeni bir şey öğrenmişsinizdir. Ve şimdilik bu kadar.